Canım arkadaşlarım selamlar ben Sevmeyli Hoca Sevmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız Trigonometri kampının 3. videosundayız arkadaşlarım Kamp kitabımızda hemen sayfaları ben sana hatırlatıyorum Nerede kaldığımıza söyleyeyim Birim, birim çember ve trigonometrik fonksiyonlarda kaldık Birim çember ayrı bir konuda işlenecek 8. sayfada Ve daha sonrasında da birim çemberde trigonometrik fonksiyonlar kısmı var şimdi Şimdi bu dersten gözün korkmasın ama tamam mı? 9 10 11 12 13 ve 14. sayfalardaki sevgili arkadaşlarım kısımları işleyeceğiz. Yani 15'in kapısına dayanacağız bugün seninle birlikte. Evet, kamp kitabın hazırsa idindeyse ve ben de karşında açıksam abone olup bildirimleri de pardon abone olup videoyu da beğendiysen Derse hazırız demektir. Hadi geçelim dersimize. Evet birim çember dedik sevgili gençler ve birim çember neymiş ne değilmiş bir kontrol edelim bakalım. Merkezi, merkezi neresi olacak birim çemberin gençler? Orijin olacak. Merkezi orijin ve yarı çapı bir olan çemberdir diyoruz. Burada merkezi şurada olduğunu görüyorsunuz orijinde ve yarı çapının da bir olduğu görülüyor. Dolayısıyla x eksenini birde ve eksi birde, y eksenini birde ve eksi birde keser bu birim çember. Birim çemberin genel denklemini nasıl elde ederiz? Bak burası eğer A, X'e Y koordinatlı nokta ise apsisi X olduğu için burası X birim. Ordinatı Y olduğu için burası Y birim. Pisagor teoreminden X kare artı Y kare eşittir 1 olduğu için demek ki bizim birim çemberimizin denklemi X kare artı Y kare eşittir 1 olacak. Birim çember üzerinde verilen bir nokta mutlak surette birim çember denklemini de sağlamak zorundadır diyeceğiz gençler. Birinci örneğe bakalım. m-1 çarpı x kare artı n-3 çarpı y kare eşittir bir ifadesi birim çember belirttiğine göre m artı n toplamı kaçtır? Birim çember belirtiyorsa x kare artı y karenin 1'e eşit olması gerekiyordu. Eğer buranın x kare olabilmesi için diyorum şu kısmın ne olması gerekiyor? Bir. Yani m 1. Yani m-1 kaç olmalıymış? 1 olmalıymış. Demek ki m kaçtır? 2. Devam edelim. N 3'ün kaç olması gerekiyor o halde? E hocam buranın da 1 olması gerekiyor. Demek ki N 3 dediğimiz ifadenin de 1 olması için N'nin de 4 olması gerekiyor. M artı N sorulmuştu. 2 artı 4 sorulmuş yani doğru cevabımız 6 olacaktı diyebiliriz. Devam ikinci örnek. Bu ifade birim çember belirttiğine göre A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle birim çember x kare artı y kare eşittir 1 olabildiği gibi Mesela örnek veriyorum. AX kare artı a y kare eşittir A da olabilir. Yani A parantezin alındığı takdirde bu da bir içerisi birim çember belirtecek değil mi? E o halde biz diyoruz ki buradaki A eksi 2 ile 8 eksi A'nın birbirine eşit olması lazım. A eksi 2 eşittir 8 eksi A. Demek ki 2 A eşittir burada 10 diyeceğim ve A kaç olacak burada 5 olacak. A'yı buldum elde ettim sıkıntı yok devam edelim. Şimdi A 5 ise burası ne yapar? 3x kare yapar. Burası ne yapar? 3y kare yapar. Topladım. Neye eşit olması gerekiyor dedim. 3'e demek ki b de 3 olması gerekiyor. A5, B3 iken bunların toplamı 8 yapar. 8 benim cevabımdır. Devam ediyorum. Üçüncü örneğimle birim çember üzerinde 240 derecelik açıya karşılık gelen noktanın koordinatlarını bulunuz demiş. Hemen bir tane şöyle çember çizdim. Bu benim birim çemberim olsun diyeceğim. Bir tane ortasından deldim. Bir tane de şöyle dikey deldim, tamam mı? Şurası orijin. 240 derecelik açı 180'den fazla olduğu için 3. bölgededir ve 3. bölgede şurası 60 derecelik açı yapmıştır diyeceğiz. Şimdi burası 60 sayar. Yarıçap uzunluğumuz 1'di. Şunu şöyle indirdim diki, tamam mı? Daha sonrasında dedim ki 90'ın karşısı 1 ise 30 şurası 30'un karşısı 1 bölü 2'dir. Demek ki şuradaki bizim apsisimiz ismi negatif bölgede olduğu için x eksi 1 bölü 2'dir diyeceğiz bu cepte. Daha sonrasında şu kısımda ne olur? eksi 1 bölü 2'nin kök 3 katı olur. Yani 1 bölü 2'nin kök 3 katı e, kök 3 bölü 2 olacak. Negatif bölgede olduğu için burası da eksi kök 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Demek ki benim koordinatlarım eksi 1 bölü 2'ye kö, eksi kök 3 bölü 2 olacaktı dedim. Devam ediyorum dördüncü sorumla. A noktası eksi 1'e 1, B noktası eksi 1 bölü kök 2 ve kök 2 bölü 2. Yine B noktası verilmiş 1 bölü 2'ye 3 bölü 2 kök 3. Yukarıda verilen noktaların hangisi ya da hangileri birim çember üzerindedir? Birim çember üzerinde olması için x kare artı y karenin eşittir 1'i sağlaması gerekiyor. Bakalım eksi 1'in karesi 1, 1'in karesi 1 eşittir 2 yaptı. Birim çemberi sağlamaz gitti. Buraya bakıyorum eksi 1 bölü kök 2'nin karesi 1 bölü 2'dir. Kök 2 bölü 2'nin de karesi yine 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı ne var arkadaşlar? Tabii ki bize 1 verir demek ki birim çember üzerindeymiş. Şu noktaya bakıyorum. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. 3 bölü 2 kök 3'ün karesi. Üst tarafın karesi 4. Alt tarafın karesi de sevgili arkadaşlarım 12 yapar. 9 bölü 12'yi sadeleştirirsem 1 bölü 4 artı 3 bölü 4'ten toplarsam 1 gelir. Demek ki bu da bizim için neredeymiş? Birim çember üzerindeymiş. Yani bizim cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak diyebiliriz. Geçtim 5. örneğime. Birim çember üzerinde y eksenine olan uzaklığı x eksenine olan uzaklığının iki katına eşit olan noktaların birleşmesiyle elde edilen şeklin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi birim çember üzerinde şöyle düşün şöyle düşün bak bir tane birim çemberimiz varmış bizim şöyle. Bu birim çember üzerinde y eksenine olan uzaklığı x eksenine olan uzaklığının iki katına eşit olacakmış mesela şöyle. Bak şurası y eksenine olan uzaklık. Burası x eksenine olan uzaklık. Burası 2k iken burası k olacakmış diyor bana. Tamam. x eksenine olan uzaklığın 2 katı eşit olan noktaların birleşmesiyle elde edilen şekli alanı soruluyor. Şimdi öncelikle e, bir bu vardır. Y eksenine olan uzaklığı x eksenine uzaklığına 2 katı. Bir bunun tam karşısı vardır. E hocam burası da vardır. E hocam şurası da vardır o zaman. Çünkü bunların hepsi 2k'ya k olacak. k'ya 2k olacak. E burası da 2k'ya k olacak. Şimdi... Birim çember üzerindeyiz ya hani. K'ya 2K ise ben şunu şöyle çektim güzel kardeşim. E, şuranın 1 olduğunu biliyorum. E şurası da 2K'ymış. E madem öyle K 2K K kök 5 olmaz mı? K kök 5 demek ki 1'miş. O halde K kaçtır? 1 bölü kök 5'tir. Şimdi bunun şeklin alanı soruluyor ya bana. 4K ile 2K'yı çarpacağım. 4K çarpı 2K bana cevabı verecek. Yani 8K kare bana cevabı verir. halde 8 çarpı K'yı bulmuştuk. 1 bölü kök 5. 1 bölü kök 5'in karesi de 1 bölü 5 yapar. Cevabımız 8 bölü 5'tir diyeceğiz. Gönül rahatlığıyla. Beşinci örneğimizde çözdük. Devam ediyorum altıncı örnekte. A'ya B noktası birim çember üzerinde olmak üzere. Bu noktalardan hangileri kesinlikle birim çember üzerindedir? Şimdi A'ya B birim çember üzerindeyse sevgili arkadaşlarım. Demek ki A kare ile... B karenin toplamı kesinlikle ama kesinlikle 1 yapıyormuş. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. A kare artı B karenin 1 olması gerektiğini çok ama çok iyi biliyoruz. Şimdi şuraya bakalım. Birinciyi deneyelim. B'nin karesi ile eksi A'nın karesi bize B kare artı A kareyi verir. E bu da 1'e eşit olduğu için birim çember üzerindedir derim. Devam. A eksi B bölü kök 2 ve A artı B bölü kök 2. A eksi B bölü kök 2'nin karesi A kare eksi 2AB artı B kare bölü kök 2'nin karesi 2 yapar artı a artı b bölü kök 2'nin karesi de a kare artı 2 a b artı b'nin karesi bölü 2 yapar. Ben bunları toplarsam eksi 2 ab ile artı 2 ab birbirini götürür. 2 a kare artı 2 b kare bölü 2 gelir. İkilerini sadeleştirirse a kare artı b kare gelir. Kez sen bunun zaten 1 olması gerektiğini biliyordun. Demek ki ikincisi de birim çember üzerindeymiş. Üçüncüye bakalım. 1 eksi a ile 1 eksi b'nin karesi demiş. Bunun alakası yok ama yine de yazalım. 1 eksi 2 a artı a kare artı 1 eksi 2b artı b kare. Şimdi ben bunun toplamının 1 olması gerektiğini istiyorum ya bak. A kare ile b karenin toplamı zaten 1'di. E 1 1 daha 2 yaptı. 1'e ekledim 3 geldi. 3 eksi 2 parantezinde a artı b. Acaba 1 mi diyorum a artı b'nin toplamı yok elimde. Demek ki kesinlikle dediği için ben bunu alamayacağım. Cevabımız 1 ve 2 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Dedik ve bu sayfayı bitirdik. Bu sayfayı bitirdik. Nereye geçiyoruz? 9. sayfaya birim çemberde trigonometrik fonksiyonlara geçiyoruz. Hangi fonksiyonları ele alacağız önce? Kosinüs ve sinüs fonksiyonunu ele alacağız sevgili arkadaşlar. Alfa açısı birim çember üzerinde AP yayının P bitim noktasına eşlenmiş olsun deniliyor. P noktasının apsisine açının Şimdi nesi denir? Şimdi birim çember üzerinde deniliyor ya. Şöyle düşün hemen. Hemen şöyle düşün tamam mı? Şurası P noktası olsun. Ee, şurası P noktası. A AP yayının P bitim noktasına eşlenmiş olsun diye şimdi şurası P. P bitim noktasına eşleştirdim. Şurası da A olsun örnek veriyorum. Tamam? P bitim noktasına eşlenmiş olsun. P noktasının apsisine açının nesi denir arkadaşlarım? P noktasının apsisine açının kosinüsü denir. Tamam mı? Kosinüsü denir. Ve neyle gösterilir? Kos alfa ile gösterilir. P noktasının ordinatına açının sinüsü denir. Sinüsü denir ve neyle gösterilir? Sinüs alfa ile gösterilir diyoruz. Şimdi bu nereden düşüneceksin? Şöyle burası 1'di biliyorsun. Burası 1'di. Şurası da alfa. Şuraya ne diyormuşuz? Kosinüs alfa diyormuşuz. Şu dikey olana ne diyormuşuz? Sinüs alfa diyormuşuz. Zaten fizikte de görüyorsunuz yani. Ya, şöyle düşünün. Şu m kütleri cisim. Şuradan f kuvvetiyle çekiyoruz mesela. Bu kuvvetin büyüklüğü f. Şurada da her zaman 37 veya 53 derecelik açılar olur biliyorsunuz. Varsayalım ki alfa derecelik açı olsun. Şu yatay bileşenine ne diyoruz biz bu kuvvetin? F çarpı kosinüs alfa diyoruz. Dikey bileşenine şuraya veya şuraya aynı şey. Buraya ne diyoruz? F çarpı sinüs alfa diyoruz. O zaman dikeydekine sinüs, yataydakine kosinüs demek bizim en doğal hakkımız değil mi? Evet devam edelim. Şimdi bunu şekil üzerinde bir gösterelim bakalım. Bak P noktası burası alfayken şuraya ne diyoruz arkadaşlar? OK uzunluğuna kosinüs alfa diyoruz. Buradaki OL uzunluğuna ne diyoruz? Sinüs alfa diyoruz. Aynı zamanda buradaki PK uzunluğu da sinüs alfadır deriz. P o zaman nedir? Kosinüs alfa apsisli sinüs alfa ordinatlı koordinatlara sahip bir P noktasıdır diyoruz. Yine bir özellik var. Sinüs ve kosinüs arasındaki bağıntı. Bak şimdi şuraya gel, şuraya gel, şuraya gel. Burada bir dik üçgen var. Çak Pisagor'u sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı birin karesine yani 1'e eşittir diyeceğiz. Bundan sonra sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı 1'dir. Ve biz buna trigonometrinin temel özdeşliği deriz sevgili gençler. Sinüs ve kosinüsün değer aralığına bakalım. Şimdi ben kosinüsü hangi eksen üzerinde gösterdim? X eksen üzerinde gösterdim. Birim çemberin dışına çıkabilir mi? Çıkamayacak. Pekala o zaman madem kosinüs e, kosinüsü ben x ekseni üzerinde gösterdim ve buna kosinüs ekseni diyeceğim. Sinüsü de y ekseni üzerinde gösterebildiğime göre sinüs ekseni diyeceğim. kosinüsün alabileceği maksimum değer burada 1 iken minimum değer eksi 1'dir. Sinüsün alabileceği maksimum değer 1 iken sinüsün alabileceği minimum değer eksi 1'dir diyeceğiz. Yani o zaman buradaki değer aralıkları da de ortaya çıktı mı çıktı bak eksi 1 1, eksi 1, 1. Sinüs ve kosinüs bizim için her daim açı ne olursa olsun eksi 1 ile 1 aralığında olmak zorunda. Sen soruyu çözdün ve sinüsü 2 mi buldun? Yanlış buldun kardeşim. Tekrar et çözümünü. Lütfen rica ediyorum. Evet örnek 1'e bir dalalım bakalım beraber. A bir olmak üzere 4 sin alfa eksi 3 ifadesinin en geniş aralığını bul demişti. Sinüs alfanın en geniş aralığı neydi arkadaşlarım? Eksi 1 ile 1 aralığıydı değil mi? Eksi 1, 1. E bana 4 sin alfa lazım. O zaman 4 ile genişleteyim. Eksi 4 küçük veya eşittir. 4 sin alfa. O da küçük veya eşittir. 4 yapar mı? Yapar. 3 çıkaracağım şimdi. Çıkar. Eksi 7 küçük veya eşittir. 4 sin alfa eksi 3. Ve o da küçük veya eşittir. 1 yapar. En geniş değer aralığı eksi 7 ile 1 kapalı aralıdır diyebilirim. İkinci örneğime bakıyorum. A sayısı 2 eksi 2 cos x ve B sayısı 3 artı 4 sin y ise. A artı A eksi B kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuş bana. Şimdi a'nın değer aralığını bir bulalım. A'nın değer aralığını. Kosinüs x neredeydi? Eksi 1 ile 1 aralığında. Eksi 1 küçük veya eşittir. Kosinüs x o da küçük veya eşittir. 1 dedim. E, 2 kosinüs x lazım bana. Eksi 2 küçük veya eşittir. 2 kosinüs x o da küçük veya eşittir. 2 derim. E şimdi bunun eksilisi lazım. Eksi ile çarparsam yine eksi 2 küçük veya eşittir. Simetrik, simetrik bir aralık olduğu için. Eksi 2 ile 2. Eksi 2 kosinüs x o da küçük veya eşittir. 2 olur yine. 2 eklersem 0 küçük veya eşittir. 2 2 kosinüs x. O da küçük veya eşittir 4 olur. Bak şimdi ben a'nın değer aralığını ortaya döktüm. A neredeymiş gençler? 0 ile 4 aralığındaymış. Şimdi bir de bunların aynısını b'yi bulmak için yapalım. Tamam aynısını derken benzerini yani. 3 artı 4 sin y. Sinüs nerededir? Sinüs y küçük veya eşit. Küçük veya eşit eksi 1 ile 1 aralığındadır. Bana 4 sin y lazım. Eksi 4 küçük veya eşittir 4 sin y. Ve o da küçük veya eşittir 4 dedim. 3 ekleyeceğim. 3 ekledim eksi 1 küçük veya eşittir. 3 artı 4 sin y. O da küçük veya eşittir. 3 eklersem 7 olur. Demek ki şurası b ise artık. B nerededir arkadaşlarım? B de tabii ki eksi 1 ile artı 7 aralığındadır. Benden hangi aralık isteniyor? A eksi B'nin değer aralığı isteniyor. E şimdi A eksi B isteniyorsa biliyorsun eşitsizliklerde çıkarma işlemi yapılıyor. Ben bunun eksilisini bulacağım. Şimdi A değerimiz bizim 0 ile 4 aralığındaydı. Eksi de eksi 7 küçük veya eşittir. Eksi B o da küçük veya eşittir artı 1 aralığındadır. Şimdi ben bununla bunu toplarsam neyi bulmuş olurum otomatikman? A eksi B'yi bulmuş olurum. A eksi B'yi yazdım buraya ve taraf tarafı toplayacağım şimdi. Sıfırla eksi 7'yi topladım eksi 7 geldi. 4'te 1'i topladım bu da bana 5'i verdi. Demek ki A eksi B kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuştu. Eksi 7'den 5'e kadar kaç tane var? 5 eksi eksi 7 artı 1 tane vardır. Son terim eksi ilk terim artı 1 tane. Dolayısıyla şurası 12 yaptığı için 12'ye 1 ekledim. 13 tane tam sayı değeri vardır diyeceğim. A eksi B'nin alabileceği sevgili gençler. Evet devam ediyorum. Üçüncü örnekte. Kosinüs x'i vermiş bana 2 eksi m bölü 3 ve sinüs 2 y'yi de vermiş 1 artı n bölü 3 eşitlikleri veriliyor. Buna göre 2m artı 3n ifadesinin en geniş değer aralığı sorulmuş. Şimdi öncelikle Öncelikle ben burada kosinüs x'in ne olduğunu biliyorum. Eksi 1 ile 1 aralığında sinüs 2 y'nin de eksi 1 ile 1 aralığında olduğunu biliyorum. O halde madem kosinüs eksi 1 ile 1 aralığında buradaki 2 eksi m bölü 3 de eksi 1 ile 1 aralığındadır. Yani 2 eksi m bölü 3 şu şekilde eksi 1 ile artı 1 aralığındadır diyeceğim. Ve 3'ü diğer taraflara dağıtırsam eksi 3 küçük veya eşittir. 2 eksi m o da küçük veya eşittir. 3 yapar derim. Daha sonrasında 2 çıkarırsam eksi 5 küçük veya eşittir. Eksi M bu da küçük veya eşittir. 1 gelir ve eksiyle çarpmam gerekiyor ki M ortaya çıksın. M şu şekilde eksiyle çarparsam eksi 5 buraya gelir. Artı 5 olur. Bir diğer tarafa gider eksi 1 olur. Bana ne lazım? 2 M o halde bir de 2 ile çarpalım. Eksi 2 küçük veya eşittir. 2 M bu da küçük veya eşittir. 10 geldi. Şimdi bu cepte dursun birazdan işe yarayacak kendileri. Bir de gençler neyi bulacağım? 3 neyi. 3 neyi bulmak için sinüs 2'ye bak içerideki açı ne olursa olsun dedim, eksi 1 ile 1 aralığında olmak zorundaydı. O halde bizim eksi 1 küçük veya eşittir. 1 artı n bölü 3 o da küçük veya eşittir. 1 demeye sonuna kadar hakkımız var. 3 ile genişletirsem eksi 3 küçük veya eşittir. N artı 1 dedim artık buraya o da küçük veya eşittir. 3 geldi 1 çıkarıyorum. Eksi 4 küçük veya eşittir. N o da küçük veya eşittir. 2 geldi. N'yi buldum. Bana ne lazım? 3 N lazım. 3 ile çarparsam eksi 12 küçük veya eşittir 3 ne o da küçük veya eşittir 6 yapar. Şimdi gençler bak 2 m'yi biliyoruz 3 neyi de biliyoruz bunların toplamının en geniş değer aralığı sorulmuştu. Yani eksi 2 küçük veya eşittir 2 m o da küçük veya eşittir onu buraya yazdım ve toplayacağım taraf tarafa artık. Eksi 12 ile eksi 2'yi topladım eksi 14 geldi küçük veya eşittir 2 m artı 3 ne dedim o da küçük veya eşittir 16 oldu demek ki neresiymiş? Eksi 14 dan kapalı 16'dan kapalı aralıkmış sevgili gençler bizim aradığımız sonuç burada. Dördüncü örneğe birlikte bakalım. 1 eksi kosinüs x'in mutlak değeri sin x 1'in mutlak değeri eksi 4 eksi x artı sin x'in mutlak değeri ifadesinin en sade halini bul demiş. Şimdi şöyle ki kosinüs maksimum alabileceği zaten değer 1'di. 1'den e 1 çıkarsa da minimum 0 olur o zaman burası. Yani yani o zaman şöyle diyebilir miyim? Minimum sıfırsa burası daima sıfır veya pozitiftir. O halde olduğu gibi ben dışarı çıkarabilirim bunu. 1 eksi kosinüs x diye çıkardım. Bak burada da tam ters mantalite var. Burası 1 veya 1'den küçüktür. 1'den küçük bir sayıdan 1'i çıkarırsam negatif olur. O halde içerisi negatif olduğundan, negatif ve sıfır olduğundan ben bunu eksi olarak, eksiyle çarparak dışarı çıkarırım. Ve bundan kaynaklı burası da 1 eksi sin x diye dışarı çıkar. Arada ne vardı? Artı bunu unutmayalım. Devam edelim. Eksi cos x var artı sin x var. E şimdi e, bunların zaten örnek veriyorum. ikisi bile mesela bu eksi 1 ya da şöyle diyelim. Bu artı 1 cos x. Bu da eksi 1 bile olsa ki olamaz da ikisi aynı açıyken. Hadi ve, velev ki oldu. Eksi 1 eksi 1. Eksi 2 yapar. 4'ten zaten 4'ten 2'yi çıkarınca da mecburen 2 kalır. Yani mecburen pozitiftir. Eksi koydum. Pozitif olduğu için olduğu gibi çıkarıyorum. Eksi cos x artı sin x diye çıkardım burayı. Şimdi geriye sadece ne kaldı? Şu birleri birleştirdim 2 yaptım. Eksi kosinüs x'imiz var. Eksi sinüs x'imiz var. Eksi de içeri dağıtıyorum. Eksi 4. Eksi 4. Artı kosinüs x ve eksi sinüs x'imiz kaldı. Buradaki eksi kos x ile artı kos x'in birbirini götürdüğünü görüyorsun. Daha sonrasında 2'den 4'ü çıkardın ne geldi? Eksi 2 geldi. Ve eksi sin x eksi sin x'ten eksi 2 sin x geldi. İşte cevabımız budur sevgili arkadaşlarım. Hadi bu olmasa bile eksi 2 parantezinde 1 artı sin x diyebilirsin sen cevabı ama cevap bu ve bunun türevleri olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum örnek 5'te. 4 çarpı kosinüs 3x artı 3 çarpı sin 4 y ifadesinin en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz. Hemen buraya notumuzu yazalım. Şimdi sinüs ve kosinüs, sinüs ve kotinüs, kosinüs, kosinüs. Hangi aralıklardaydı? Eksi 1 ile 1 aralığındaydı. Şöyle diyelim. Hem sinüs x hem kosinüs x hangi aralıkta? Eksi 1 ile 1 aralığında. E madem öyle. Ben bunun en büyük değerini almasını istiyorsam. Kosinüsü de 1 seçerim. Sinüsü de 1 seçerim. 4 kere 1 4. 3 kere 1 3 gelir. 4 ile 3'ün toplamı 7 yapar. En küçük değerini bulmak istiyorsan da bu sefer bunu eksi 1 bunu eksi 1 seçerim ve cevap eksi 7 gelir. İşte bu kadar. Yalnız bunun farklı versiyonları da var. Bunlara dikkat edeceğiz tabii ki. Şimdi 6. örneğimize bir daha bakalım biz. 4 sin kare 3x eksi 1 bu ifadenin en geniş değer aralığını buluruz demiş. Şimdi öncelikle sinüs 3x'in değer aralığı kesinlikle ama kesinlikle eksi 1 ile 1 aralığındadır. Ben bunun karesini almış bak soruda. Benden bunun karesini almamı istemiyor. Eksi 1 ile 1 aralığının ben karesini alırsam 0 küçük veya eşittir. Sin kare 3x o da küçük veya eşittir 1'i elde ederim. Eksi 1 ile 1 aralığının karesi 0 ile 1 aralığını verir. 4 ile çarparsam yine 0 olur burası. 0 küçük veya eşittir. 4 çarpı sin kare 3 x. O da küçük veya eşittir. 4 ile çarptığım için 4 oldu. Ve 2 çıkaracağım. Eksi 2 küçük veya eşittir. 4 sin kare 3 x. Eksi 2 o da küçük veya eşittir. 2'yi verir bana. En geniş değer aralığı sorulmuştu. Eksi 2 ile 2 kapalı aralıdır diyebilirim. Sevgili gençler zaten burada da bizim için cevap yazılmış. Evet 9. sayfamızda bitirdik mi? Bitirdik. Şimdi devam ediyorum. Diğer sayfada 10. sayfayla. Ve gençler bir notumuz var. Dedim ya farklı versiyonlarını da göreceğiz. Şimdi işte o farklı versiyonu görme zamanı. A sin x artı b cos x ifadesinin en büyük değerini bulmak istiyorsam ben. Buradaki kat sayıları karelerini alıp toplayıp kare alıyorum. En küçük değeri de bunun eksilisidir. Yani Eksi kare kök içerisinde a kare artı b karenin ta kendisidir. Örnek veriyorum. 2 çarpı sin x artı 3 çarpı kosinüs y'nin e, alabileceği, kosinüs x'in alabileceği en büyük değer. Ya hocam biz bu soru kalıbını şurada görmedik mi ya? Aha işte burada. E, çok basit yapıyorduk. Buna 1 dedik, buna 1 dedik, 7 oldu. Buna eksi 1 dedik, eksi 1 dedik, eksi 7 oldu. Daha neyi düşünüyoruz yani? Neyin kafasını yaşıyoruz biz? Bak dikkat et. Burada... Açı 3 eksi burada 4 ya. Yani açılar birbirinden farklı olabiliyor. Ama buraya bakıyorsun açılar birbirinin hop hop aynısı. Şimdi kosinüs 1 olurken mesela birim çemberi hatırla. Kosinüs şu tarafa göre sana göre. Kosinüs bu tarafta değil mi? Sana göre gösteriyorum ben. Kosinüs bu tarafta tam biri gösteriyor. E kosinüs 1 olurken sinüs nasıl 1 olsun? İkisi aynı anda 1 olabilir mi? Ya da ikisi aynı anda eksi 1 olabilir mi? Olamaz. Bundan kaynaklı en büyük en küçük değer bulunurken ahanda işte bu formülleri kullanacaksın. Mesela şunun en büyük değeri nedir? Hemen diyorsun ki 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 hocam. Kare kökünü aldım. Tabii ki bunun en büyük değeri kök 13'tür. En küçük değeri de eksi kök 13'tür diyorsun. Olayı bitiriyorsun. Mesela buna bakalım. 3'ün karesi 4. 3'ün karesi 4 diyorum. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. Hocam eksi 4'te olur mu? Tabii canım. Eksi 4'ün karesi de sonuçta 16 değil mi? Bunun kare alırsan bunun en büyük değeri 25'tir. En küçük değeri eksi 25'tir. En geniş değer aralığını bul demişti. Eksi 25'te artı 25 kapalı aralığıdır mı diyeceğim. Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Kare aldın mı? Almadın. O zaman kare alacaksın ve şuranın karekökünü alacaksın. Demek ki en büyük değer 5'miş. En küçük değer eksi 5'miş. O halde eksi 5 ve 5 kapalı aralığı benim cevabım olur diyeceğim sevgili gençler. Devam ediyorum. 8. örnekte. Cos kare x eksi 4 sin x çarpı cos x artı 4 sin kare x ifadesinin en büyük değeri soruluyor. Şimdi ben şu denklemi şuradan şöyle denklem dedim bak gördün mü? İnsanın fikri neyse zikri de o olur derler ya. Fikrim oydu yani. Şimdi gençler ben burayı cos x'e cos x diye parçalayıp tamam mı? Burayı da e, 2 sin x'e 2 sin x diye parçalayıp. Hatta eksi 2 sin x eksi 2 sin x. Eksi, eksi 2 sin x. Çarpımları 4 sin kare x toplamları da eksi 4 sin x cos x yapar bak. Çarp, çapraz çarpıp düz topladığın zaman. E demek ki bizim buradaki ifademiz kosinüs x eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x eksi 2 sinüs x'miş. Yani bunun karesiymiş. Tamam. İşte bunun alabileceği en büyük değer kaçtır diye sorulmuş. Bunun alabileceği en büyük değeri bulmak için içerisinin en büyük değerini veya en küçük değerini bulmam gerekiyor ki karesini alıp daha büyük bir değer elde edeyim. Bunun maksimum değeri katsayısı 1. Buradaki eksi 2 olduğu için 1'in karesi artı eksi 2'nin karesinin kare köküdür. Bu da bize kök 5'i verir. İçerisinin maksimum değeri kök 5 ise kök 5'in karesi bize demek ki buradaki maksimum değeri veriyor. O halde doğru cevabımız 5 olacaktı. Devam. Örnek 9. 4 sin kare x eksi 2 sin x artı 5 ifadesinin en küçük değeri soruluyor. Bize gençler şimdi burada e, ikinci dereceden denklemlerde tam kareye tamamlama yöntemi vardı ya ondan yardım isteyeceğiz şimdi biz. Nasıl bir yardım? Şöyle. Mesela 4 sin kare x. Aslında burası 2 sinüs x'in karesidir değil mi? 2 sinüs x'in karesidir. Eksi 2 çarpı sinüs x demiş. Bak şimdi eksi 2 çarpı yani 2 çarpı birinci çarpı ikinci diyorduk ya. Eksi 2 çarpı birincisi 2 sin x'ti. Buranın 2 sin, 2 sin x gelmesi için 1 bölü 2 ile çarpmam lazım. Demek ki ikincisi eksi 1 bölü 2'ymiş. O halde 4 sin kare x eksi 2 sin x dedim. Artı ikincinin karesi de 1 bölü 4 olacaktır. Tamamlaması için de buraya 19 bölü 4 yazarım ki burası değişmesin yine ve yine 5 olsun. Şimdi şurada sarıyla işaretlediğim kısım aslında bir tam karedir. Neyin karesiydi? Yazdık yukarı. 2 sin x eksi 1 bölü 2'nin parantez karesi ve artı 19 bölü 4 dedim. Burada karesi olduğu için bunun alabileceği en küçük değer 0'dır. Ve bundan kaynaklı 0 artı 19 bölü 4'ten doğru cevap 19 bölü 4 olur. En küçük değeri vermiş olur burası bana. Ve devam ediyorum sağ üst tarafla sağ üst tarafta ne var? Koten, kotanjant e, ve tanjant kotanjant neyse kotanjant ve tanjant fonksiyonları var sevgili gençler. Şimdi bana diyor ki burada çok önemli şeyler söyleyecek o yüzden dikkat edinle. Alfa açısıyla birim çember üzerindeki P noktası yardımıyla OP çizildiğinde OP dediği yer bak şurası şu OP'yi çiziyor. Bu OP'nin uzantısı bunu x eşittir 1 doğrusu şurası ya x eşittir 1 doğrusunu t noktasında kesmiş bak. İşte bunun ordinatına diyoruz ki tanjant denir. Bunun ordinatına tanjant denir ve tanjant alfa ile gösterilir. Şuradaki açının tanjantıdır diyoruz. OP'nin y eşittir 1 doğrusunu y eşittir 1 doğrusu da burası. Bunu kestiği yere de bunun apsisine de kotanjant denir. Kotanjant denir ve kot alfa cot alfa diye yazılıyor kot alfa ile gösterilir diyoruz şimdi o zaman madem buranın ordinatı tanjant alfa şu uzunluk tan alfadır madem şuranın apsisi kotanjant o zaman burası da kotanjant alfadır derim ben tanjantı x eşittir bir doğrusunun üzerinde gösterebildiğim için artık buranın ismi tanjant eksenidir ve kotanjantı y eşittir 1 doğrusunun üzerinde gösterebildiğim için burası da kotanjant eksenidir diyeceğim ekstradan Buna göre tam ve kotun en geniş değer aralığı demiş bize. Şimdi burada dikkatli bir şekilde dinle. Bak ben burada buradaki alfayı büyüttüğüm takdirde kotanjant ne oluyor? Bak kotanjant şurada kestiği noktanın uzunluğu değil mi? Yani şurası kotanjantı veriyordu. Nerede keserse orası uzunluk kabul ediliyor ve orası kotanjant alfa oluyordu. E şimdi ben alfayı büyütürsem kotanjant küçülüyor. O zaman küçültürsem kotanjant büyür. Bak büyüyor, 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 büyüyor. Varsayalım ki şunu şöyle uzadığını düşünelim. Tamam uzattık bunu. Bak şimdi biraz daha açıyı küçülttüm, daha da büyüyecek. E, nereye kadar büyüyebilir bu? E, buradaki alfa derecelik açı sıfıra doğru yaklaştıkça artık maksimum değerlerinden birisini alacaktır. Ama biz o maksimum değeri hayal bile edemeyiz çünkü sonsuza kadar gider ve tam zıt tarafında şu tarafa doğru bu sefer açı büyümeye devam ettikçe ne olacak? Kotanjant bu sefer küçülmeye devam edecek ve eksi sonsuza doğru gidecek. O zaman bu kotanjantın alabileceği en küçük değer eksi sonsuzken maksimum değer artı sonsuzdur diyeceğiz ve Dikkat et açıyı büyütüyorum büyütüyorum büyütüyorum. Tanjant gitgide büyüyor. Tanjant nereye kadar büyür? Bak şu şekilde açıyı 90 dereceye yaklaştırdığım takdirde tanjant yani x 1 doğrusunda artı sonsuzda bir yerlerde keser deriz ve yine ben bu açıyı ee, bu sefer 270'e yaklaştırdığımız zaman diyelim tamam mı? Eksi 90'a yaklaştırdığımız takdirde de tanjant gitgide küçülür ve eksi sonsuza kadar yolu vardır deriz. Dolayısıyla tanjantın alabileceği en küçük değer eksi sonsuzken maksimum değer artı sonsuzdur diyebiliriz. Burada tanjant alfayı özel olarak sinüs alfanın kosinüs alfaya oranıdır diyeceğiz ve kotanjant alfaya da kosinüs alfanın sinüs alfaya oranıdır diyeceğim. Burada İkinci bir trigonometrik özdeşlik de gelecek senin karşına. Hani birinci trigonometrik temel trigonometrik özdeşliğimiz sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir bir diye. Burada artık tan alfa ile kot alfanın da çarpımının bir olması gerektiğinden de tabii ki görebiliriz, bahsedebiliriz. Burada zaten açık ve net görünüyor. Tanjant kotanjantın kotanjantın tanjantın çarpımsal tersidir. Bir özelliğimiz var sekant ve kosekant fonksiyonuyla alakalı. Şimdi sekant dediğimiz fonksiyon aslında bir bölü kosinüs alfadır ve kosekant dediğimizde 1 bölü sinüs alfadır. Peki bunun birim çember üzerinde ben nasıl ifade ederim? Nasıl gösteririm? O da şu şekilde. Burada bir P noktası var ve bu P noktasına ben bir teğet atarsam bu teğetin y eksenini kestiği yere ben kosekant alfadır derim ve bu teğetin x eksenini kestiği yere de sekant alfadır derim. Yani şuradaki uzunluk sekant alfadır ve buradaki uzunluk da kosekant alfadır diyebilirim. Bunlar da aklınızda kalsın. Gençler ileride ihtiyacınız olur. Evet 10. sayfamızı bitirdik ve devam ediyoruz. Örnek 10 ile 11. sayfada. Birim çember yardımıyla 0, 90 derece, 180, 270 ve 360 derecelik açıların trigonometrik değerlerini buluruz demiş. Şimdi zaten 0 için neyse fonksiyonların cevabı 360 derece içinde aynı olacak. Çünkü 360 derecenin esas ölçüsü zaten 0 dereceydi. O halde tablonun bu sütunuyla bu sütununu aynı şekilde dolduracağız. Bu 1. Bir. Şimdi birim çember yardımıyla demiş ya. Şuradan faydalanarak yazalım. Şimdi sinüse bakalım. Sinüs 0. E sinüs 0 zaten açımız neresi oluyor? Açı şurası oluyor gençler. Açı burası olduğu için ee, biliyorsun ki ben buraya kosinüs ekseni dedim. Buraya sinüs ekseni dedim. E şimdi x, y. Bunun y'si kaç oluyor? Burada 0 oluyor. Demek ki sin 0 sıfır, 0'mış. E sin 90'a bakıyorum. Ordinatı 1 oluyor. Demek ki 1'miş. 180'de ordinat 0. 0 olacak. 270'de ordinat eksi 1. Demek ki sinüs 270 eksi 1 olacak. Ve ne demiştik? Şu sütunla şu sütun aynı olacak. Dolayısıyla sinüs 360'da yine 0'dır diyebilirim. Şimdi kosinüse bakalım. Kosinüste de Sinüslerin 0 olduğu yerlerde kosinüs 1 veya eksi 1'dir. Sinüslerin 1 ve eksi 1 olduğu yerlerde de kosinüs 0'dır. Dolayısıyla bak buralarda 0'mış. O kesin garanti artık. Ama kosinüsü de şu şekilde düşünebiliriz. Açı 0 iken x ekseni kosinüstü. Bak kos 0 1'miş. x ekseni kosinüstü dolayısıyla açı 90 dereceyken 0'ı gösterir. 0'dır. 180 dereceyken apsisimiz eksi 1 olduğu için eksi 1'dir. 270 bak yine 0'dır. 360 zaten 0 aynı şeydi. Dolayısıyla burası da yine 1'dir derim. Tanjant için konuşacak olursak. Tanjant 0 aslında sin 0 bölü cos 0'dır. Sin 0'ın cos 0 oranı yani 0 bölü 1 e 0. E 1 bölü 0 e tanımsız. Değil mi? Yani tanjant 90 tanımsızmış. 0 eksi 1'e bölersem 0. Eksi 1'i 0'a bölersem yine tanımsız gelecek burası. Yine 0 bölü 1 0 olduğu için tanjantı 360 da 0'dır. Geldim kotanjanta. Bu sefer 1'in 0 oranı yani kosinüsün sinüsü oranı. E kosinüsün 1'in 0 oranı burada nedir? Tanımsızdır. Tanımsız olacak. Pekala. 0'ın 1 oranı 0'dır. Eksi 1'in 0 oranı yine tanımsız. Ve son olarak 0'ın eksi 1'e oranı 0'dır. 1'in 0 oranı zaten tanımsız olması gerektiğini söylemiştik sevgili gençler. 11. örnekteyiz artık. Seri bir şekilde bu ÖSYM'nin de sevdiği tarzda olan sorulara bakıyoruz. Birim çember üzerindeki trigonometrik uzunluklardan faydalanarak çözülecek, sorular bunlar. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemende fayda var. Öğrencilerin de aynı zamanda trigonometride en zorlandığı yerlerden bazıları bunlar. Tamam mı? Yukarıda verilen birim çembere göre aşağıdaki uzunlukları alfa cinsinden yazdık. Şimdi AB uzunluğu şurasıydı. Ve ben ne diyordum? Şunu şöyle indirdiğim takdirde burası, şurası kosinüs alfa oluyordu. O zaman burası da kosinüs alfadır. Yani AB uzunluğumuz kosinüs alfadır diyebilirim. Bu cepte. Devam. FC uzunluğu. FC neresi? Şurası. E şurası neydi? Şu kısım tan alfaydı. E buranın tamamı da 1'dir. Çünkü burası 1'di. Demek ki 1 eksi tan alfa diyeceğim. Ve bu şekilde FC'yi ifade edebileceğim. Şurayı sildim ve devam ediyorum. Diğeriyle FD uzunluğu yani şurası. Şimdi ben buranın tamamının kotanjant alfa olduğunu biliyorum. ve şurası da neydi? 1. O zaman kot alfadan kot alfadan 1 çıkarırsam ben FD'yi ifade etmiş olurum. OB uzunluğu. OB neresi? Bak O burası. B burası. OB uzunluğu zaten sinüs alfanın ta kendisiydi. Hemen yazdım. Ve HB uzunluğu. H burası. B de burası. E şimdi buranın tamamı yani OH 1 ken e burası da sinüs alfa ise demek ki buraya da 1 eksi sin alfa kalır. HB uzunluğu da 1 eksi sinüs alfadır diyebiliriz sevgili gençler. Evet 11. örneği çözdük ve devam ediyorum 12. örnekte. Yine aynı şeyleri yap demiş bize yapalım. EK uzunluğu yani şurası. Şimdi öncelikle benim buradaki alfa derecelik açım ikinci bölgede bir açı. İkinci bölge için konuşacak olursak normal şartlar altında ben kos alfa dediğim zaman birinci bölgede zaten kos alfa pozitif olacak. Uzunluğumuz da pozitif. E şimdi buraya geldim. Ee, eğer ki burası bak şöyle uzatsaydım eğer ve şöyle olsaydı şurası kosinüs alfa olur değil mi? Bak şöyle yapsaydım burası kosinüs alfa olurdu. Ama burası artık x ekseninin sol tarafında olduğu için ben ne diyeceğim? EK uzunluğuna eksi kosinüs alfa diyeceğim. Çünkü burası şurası kos alfa ise burası eksi kos alfadır. Tamam? Bu cepte. Şimdi devam edelim. EL uzunluğu. EL burası e ve y ekseni biliyorsun sinüs ekseniydi ben sinüs ekseninin hala pozitif tarafındayım bak burası o zaman burası sinüs alfadır cepte ab uzunluğu yani şurası şimdi kotanjant bu tarafta pozitifti bu tarafta eksi olacak o zaman burası eksi kotanjant alfadır çünkü burada kesmiş kotanjant eksenini df uzunluğuna bakıyorum tanjant alfa yukarıda pozitif çünkü x eşittir 1 doğrusuydu bu tarafta pozitif bu tarafta negatifti o zaman df uzunluğu eksi tanjant alfanın ta kendisidir eksi tanjant alfa dedim ve bk uzunluğu b neresi k neresi şurası değil mi bk uzunluğu e, şimdi şuranın ben sinüs alfa olduğunu biliyorum birden sin alfayı çıkarırsam bk uzunluğunu da tabii ki yazmış olurum sevgili gençler 13. örnekteyim Diyor ki yukarıdaki birim çemberde AB doğrusunun uzunluğu çemberin yarı çapına eşittir. Şimdi burası 1 e burası 1 demek ki burası da 1'miş. O zaman şurası kaçtır? 60'tır. Burası 60, alfa kaçtır? 120'dir. Diyor ki alfa 150'dir demiş yalan gitti. B noktasının koordinatları eksi kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2'dir demiş. Şimdi dur B noktasının koordinatlarını bulalım. Şurası 90 mıydı? 90'dı. Hocam 90'ın karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3 bölü 2 30'un karşısı da 1 bölü 2 ydi. Yani buranın apsisi eksi 1 bölü 2 ve ordinatı da kök 3 bölü 2 olacak. Yani benim buradaki koordinatlarım eksi 1 bölü 2 kök 3 bölü 2'dir. Burada ne demiş? Eksi kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2 demiş. Yani bu da yalan. Tamam. Devam. Demiş ki taralı alan kök 3 bölü 4 birim karedir. E şimdi taralı alan zaten eşkenar üçgenin alanından bahsediyor. Eşkenar üçgenin bir kenarı eğer a ise alanı a kare kök 3 bölü 4'tü şimdi burada eşkenar üçgenin bir kenarı 1. O zaman 1'in karesi çarpı kök 3 bölü 4 bana cevabı verir ki bu da kök 3 bölü 4'ün ta kendisidir. O halde doğru demiş diyeceğiz. Cevabımız yalnız 3 olacaktı sevgili gençler ve bu sayfayı da bitirdik. İnanır mısın? 11'de bitti. Devam ediyoruz. 14. örnekte 12. sayfadayız. Yukarıda verilen birim çember içerisine AB e, kenarı çap üzerinde. Bak şurası çap üzerinde. C köşesi birim çember üzerinde olan ABC üçgeni çizilmiştir. Buna göre ABC üçgeninin alanının değeri sorulmuş bana. Şimdi alan isteniyor. Burası 20. Öncelikle gördüğünüz üzere şu çember yayının ölçüsü 40 derecedir. E burası 40 derece ise güzel kardeşim, şunu şöyle çektiğimiz takdirde o zaman şurası kaç olur? 40 olur. Değil mi? E şimdi burası 40 40'sa şuranın tamamı kaçtır? E hocam 140 derecedir burası da. Çok güzel. Şimdi bunun yüksekliğinin yani şuranın ben sinüs 140 olduğunu biliyorum. Sinüs 140. Bunun bir de bana tabanı lazım değil mi? Tabanı yani şurası. E şimdi ya da sen burayı taban dediysen, şurayı taban dediysen burası yükseklik olur tabii ki. Ama buraya taban diyorsan yükseklik sinüs 140 olacak. Şimdi burayı ben nasıl elde edeceğim? Bak çok basit. İyi dinle beni. Şu kısım eksi kosinüs 140'tır. Neden eksi? Çünkü x ekseni sol tarafta eksi. E burası da birdi. O halde diyorum ki 1 eksi kosinüs 140 benim tabanımken sinüs 140 da neymiş? Yüksekliğimmiş. Ben bunda bunu çarpıp 2'ye bölersem buradaki üçgenin alanını bulmuş olurum. Şimdi 140'lı mı bırakmış cevabı yoksa çevirmiş mi bilmiyoruz ama çevirmeyi öğrenmediğimiz için yüksek ihtimal 140 olarak bırakmıştır diye tahmin ediyorum. 14. sorumuzun cevabı aynen 140'lı bırakmış. Çünkü daha indirgeme formüllerini öğrenmedik. Onları öğrendikten sonra da cevabı böyle bulabilene aşk olsun yani. <laughs> Evet devam. 15. örnek. Yukarıda O merkezli çeyrek birim çember verilmiş. PBO 66 derece. PKO A'yadık. AK uzunluğu eşiti sorulmuş bize. Şimdi şöyle düşünelim bakalım. <laughs> Neler yapabiliriz bir düşünelim. AK uzunluğu şurası zaten. Tamam mı? Ben e, burada şöyle bir şey yapsam. E, ne kadar doğru olur gençler. Diyorum ki. Bunu şöyle x eksenini şöyle uzatayım. Uzattıktan sonra da geleyim şunu şöyle çembere tamamlayayım. E şimdi şurada gördüğümüz yayın uzunluğu 66'nın 2 katı. Nedir? 132'dir. E şimdi madem öyle burası 132 ise şuraya ne kalır? Şuraya 132, 180'e tamamlanması için ne kalır? 48 mi kalır? O zaman ben bunu şöyle çekersem eğer şurası 48 olur değil mi? Çok güzel. E şimdi burası 48 iken hocam aK uzunluğu sorulmuş ya yani şurası. Ben şu kısmın zaten artık sinüs 48 olması gerektiğini anladım. E bunun tamamı da 1'di. Demek ki 1 sinüs 48 bana cevabı verir. Doğru cevap 1 sin 48 olacaktı dedim. Devam ediyorum 16. örnekte. Aşağıda O merkezi çeyrek birim çember verilmiş yine. PKOA'ya bu buna dik POK açısı alfa'ymış. Saralan'ın alfa cinsinden eşiti sorulmuş bize. Şimdi ben şu kısmın zaten 1 olması gerektiğini biliyorum. daha Da. Daası var. Bak şimdi şuraya beta dedim. Böylelikle alfa artı beta 90 oldu. Şimdi burası betaysa ve şurası dikse o zaman şurası nedir? Tabii ki yine alfadır. Ve burada 90'ın karşısının 1 olduğunu biliyorum ve hipotenüs 1'miş. O zaman ben şuradaki uzunluğun, bak buradaki uzunluğun alfanın karşısı olduğu için sinüs alfa olduğunu, şuranın uzunluğunda sin beta olduğunu biliyorum. Ya da direkt dersin ki kosinüs alfa dersin. Çünkü alfanın direkt burası dibindeki kenar. Burası kos alfa, burası sin alfa. Bak böylelikle ne oldu? Sin kare alfa artı kos kare alfa da 1'e eşit olmuş oldu. E taralı alanın alfa cinsinden eşitini bul demişti. O halde sin alfa ile kos alfanın çarpımını ben ikiye bölersem taralı alan benim karşıma çıkmış olur diyebilirim. 17. örnekteyiz. Yukarıda verilen birim çemberde OAB üçgeni gösterilmiş. Buna göre OAB üçgen, üçgeninin çevresi 2 çarpı tanjant alfadır denilmiş. Şimdi tanjant alfa Biliyorsun ki şimdi alfa derecelik açı aslında şu açı ya. Şimdi bu açıya göre düşünecek olursam x eşittir 1 doğrusu burada değil mi? E şimdi tanjantı nerede kesmiş? Bak burada kesmiş. Yani şurası değil mi? E şimdi ne olacak? Tanjant aşağıda negatifti. E, tanjant negatifse negatif bir çevre uzunluğu olabilir mi? Olamaz. 1 gitti. OAB üçgenin alanı sin alfa bölü 2'dir. E, sinüs bu tarafta negatif değil miydi? Evet negatifti. O zaman ben şu yüksekliği nasıl negatif olarak ifade edeceğim? Yani sinüs alfa negatifse, negatifi 2'ye böldüğüm takdirde negatif bir sonuç bulurum. Alan nasıl negatif olsun? 2 de gitti. OA kenarına ait yükseklik eksi -sin alfa'dır demiş. Yani şuradaki yükseklikten bahsediyor arkadaşlar. Bu yüksekliği ifade edebilmek için sinüs sinüs aşağıda negatifti. Dolayısıyla ben bunu eksiyle çarparsam eksi sinüs alfa pozitif olacaktır ve buradaki uzunlukta eksi sin alfa olacaktır. Bak yükseklik eksi sin alfadır demiş. Doğru. O halde cevabımız yalnız 3 olacaktı diyebiliriz. Evet, artık 12. sayfamızı da bitirdik ve devam ediyoruz 13. sayfayla. Aşağıda O merkezi birim çember bize verilmiş. A'ya paralel yani şurası şuraya paralel ve burası da alfa açısı olarak gösterilmiş. Buradaki taralı alan yani DB üçgenin alanı cos 18 eksi cos 18 çarpı sin 18'miş. Hemen ben bunu şöyle bir cos 18 parantezine alırsam 1 eksi sin 18 gelir burası. Alan buymuş. Normalde ben alanı nasıl bulurum? Alanı nasıl bulurum ben? Taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak bulurum. Şu bölü 2'yi şuraya atarsam eğer tabanla yüksekliğin çarpımını ben 2 cos 18 çarpı 1 eksi sin 18 olarak elde etmiş olurum. Şimdi güzel kardeşim bak akıl yürütelim. Akıl yürütelim. Şuraya ben 18 dersem eğer şu x eksenine iz düşme olan nokta e'nin x eksenine iz düşme olan nokta yani buranın apsisi ne olur? Kosinüs 18 olur. Bak şimdi şurası da o zaman kosinüs 18 midir? Aynen öyledir. O halde burası da kosinüs 18 midir? Paralel olduğu için iki eşit parçaya ayrılmıştır. Kos 18, kos 18. Yani burası tamamen ne yaptı? Taban 2 kos 18 yaptı. Şimdi ben şu kısmında sinüs 18 olduğunu biliyorum zaten. Buranın tamamının da yani şu kısmın tamamının da 1 olması gerektiğini biliyoruz. Demek ki ben birden sin 18'i yani şurayı çıkarırsam burası da bana 1 eksi sin 18'i verecek. Yani buradaki pembe üçgenin tabanı 2 kos 18'miş yüksekliği de 1 eksi sin 18'miş geldi. Güzel yani ben buranın 18 olması gerektiğini artık anladım öğrendim. Şimdi şu kısım hemen söylüyorum sana şurayı sildim. Burada OB biliyorsun ki yarı çap. E buradaki o ya da de O halde bunlar ikiz kenar mı? İkiz kenar. Yani şurası da alfa mıdır? Alfadır. E çok güzel. Burası 18 e, burası 72 midir? Evet. O zaman iki tane alfa eşittir. Şimdi 180'den 72'yi çıkar. 108 olursa eğer alfa kaçtır? Tabii ki 54'tür. Bizden alfa istenmişti. Doğru cevap 54 olacak diyebiliriz. Devam ediyorum 19. soruyla. Aşağıda o merkezli e, çeyrek birim çember verilmiş ve PLOA'ya dik, KA da PL'ye paralel. Yukarıda verilen taral alanın alfa eşit sorulmuş. Taral alan soruluyor. Dikkat et. Şurası bir kere nedir? Sinüs alfadır. Şurası nedir? X eşittir 1 doğrusu olduğu için burası tanjant alfadır. Peki yükseklik? Hocam şurası nedir? Kos alfaydı değil mi? E şurası da 1'di. Demek ki ben birden kos alfayı çıkarırsam 1 eksi kos alfa olur. Artık yamuğun alanını uygulayacağız. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani sinüs alfa artı tanjant alfa çarpı yükseklik 1 eksi kosinüs alfa bölü 2 dersem doğru cevabı bulurum. Demek ki doğru cevabımız buymuş diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar alan buydu. 19. örneği de çözdük ve devam ediyorum. 20. örneğimle diyor ki yukarıda x eşittir 1 doğrusu o merkezli çembere c noktasında teğettir. Şurada teğet oluyormuş. AOC açısı alfa olduğuna göre alan ABCO ifadesinin alfa türünden eşitini bul demiş bize. Şimdi Alan ABCO, ABCO buradaki taralı alandan bahsediyor. Yani ben tarayacağım şimdi orayı. Taralı alan yok da orayı ben tarayayım sana. Şöyle şuradaki taralı alandan bahsediyor. Bunun alfa türünden eşiti istenmiş. Şimdi bak güzel kardeşim. Bir kere tabanımız şurası 1. Yükseklik yani burası. Ben bu yüksekliğin ne olduğunu biliyorum. Şunun aynısı olduğunu biliyorum. Yani sinüs alfa olduğunu biliyorum. Burası sinüs alfa. E çok güzel. Daha sonrasında ben şurayı hesaplayabilir miyim? şurası neydi? Kosinüs alfaydı. O zaman şuraya kalan kısım 1 eksi kos alfadır. Tamam şimdi alt taban 1. Üst taban 1 eksi kosinüs alfa. Çarpı yükseklik sinüs alfa. Bölü 2 dersem yamuğun alanı elde edilmiş olur. 2 eksi kosinüs alfa çarpı sin alfa bölü 2 bana cevabı verir. Devam ediyorum 21 ile. Aşağıda o merkezi birim çemberin dörtte birlik kısmı gösterilmiştir diyor. Yani Çeyrek çemberden bahsediyor. E, alfa bu sefer burası. Bak dikkat et. Burası. E, burası olduğu için karşı kenarını düşündüğün zaman artık karşısı buna tanjantı verecektir. Yani şurayı düşündüğüm zaman artık burası tanjant eksenidir. E, buna göre de burası kotanjant ekseni olacak. Buna göre çözüm yapacağız. Şimdi alfa burası. C noktasının apsisi. Yani şurası sevgili arkadaşlarım. Bana neyi verir? Bak karşısını gördüğü için burası tan alfa uzunluğundadır. Ve tan alfa uzunluğunda olduğu için apsis de tan alfadır. Yani burası doğru. B noktasının ordinatı kotanjant alfadır demiş. B noktasının neresi burası. E, ordinatı da şurası oluyor. E, ben ne demiştim? X eşittir 1 doğrusu alfa burada olduğuna göre artık kotanjant ekseni gibi davranacaktır. Yani buranın da e, ordinatı kotanjant alfa olur. Bu da doğru. A noktasının apsisi kos A'dır demiş. Apsisi sevgili arkadaşlarım şuradan bahsediyor. E ne demiştik? Bunun karşısı burası olduğu için artık burası bana sinüs alfayı verir. Dolayısıyla de sinüs alfa olacaktı. Yani bu yanlış. Kos alfa değil. Sin alfaydı cevap. O halde doğru cevabımız 1 ve 2 olur diyebiliriz. 13. sayfamızda tükettik. Geçtik. 14. sayfaya. Sanırım son sayfaydı. 14 mi demiştim ben size? Bir daha kontrol edelim şöyle. Aynen. Son sayfamızda son 4 örneğimiz var artık. E, tükendik daha. Ya, bayağı olmuş. Ders başlayalım. 22. sorumuz. O, B, A, dik olmak üzere O merkezi birim çember verilmiş. Taralı bölgenin alanının alfa türünden eşit soruluyor. Şimdi buranın tamamı alfa. Bak buranın tamamı alfa. ben burada sinüs ekseni burası olduğu için, kosinüs ekseni burası olduğu için sinüsünün de kosinüsünün de negatif olduğunu biliyorum alfanın. E negatifse artık şöyle düşüneceğiz. Şu uzunluk bana eksi sinüs alfayı verir. Şu uzunluk bana eksi kosinüs alfayı verir diyeceğim. Buranın tamamı 1 olduğu için şuraya ne kalır? 1 eksi eksi kosinüs alfa kalır. Yani 1 artı kosinüs alfa olacaktır. Buradaki uzunluk şu uzunluktan bahsediyorum. E, üçgenin alanı sorulmuş. 1 artı kosinüs alfa tabandır. Yükseklik eksisin sin alfadır. Ve tabanla yüksekliği çarptım artık 2'ye bölmeyi unutma. İşte bu bana alanı verir diyebilirim. Evet devam ediyorum. 23. örnekte aşağıda o merkezi birim çember göstermiş bana. Buna göre turuncu alanın mavi alanın oranının alfa türünden eşiti soruluyor gençler. Tamam yaparız sıkıntı yok. Şöyle diyelim öncelikle. Burası alfa. Burası alfa. Ee, ben şu kısmın şu kısmın ne olduğunu biliyorum. Kosekant alfa olduğunu biliyorum. Daha doğrusu burası alfa şuraya beta dedim ya alfa artı beta 90'ı veriyor. O zaman burası da alfadır tabii ki. Bundan kaynaklı kosekant alfa. E, şurası da sekant alfaydı. Yani şu uzunlukta bize sekant alfayı veriyor. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu dik olarak kestiği yerden bahsediyoruz ya. E hocam şimdi şu yükseklik bize neyi veriyordu? E sin alfayı veriyordu. E şurası da nedir? Kos alfadır. Yani şurası da kosinüs alfa olacak. E çok güzel. Madem öyle. Turuncu alanın demiş. Turuncu alanı bulalım. Yükseklik sin alfa. E, tamam. Taban e, sekant alfa. Bölü 2 bölü. Şimdi şunu aşağı aldım ben. Aşağı aldım. Mavi alanı bulalım. Taban kosekant alfa. Kosekant alfa. E, yükseklik e, kosinüs alfa hocam o da. Bölü 2. Şimdi bak iyi dinle beni. Sekant alfa ne demekti? Sinüs alfayı yazdım. Sekant alfa 1 bölü kosinüs alfaydı. Anam ne oldu? Sin alfa bölü kos alfa yani tan alfa geldi. Üst taraf yani şurası tan alfaymış. Bölü 2'ler de zaten gitti. Tanjant alfa dedim. Bölü. Alt kısma bakıyorum. Kosekant alfa ne demekti? E hocam bir bölü sinüstü. E burada burada ne var? Kosinüs alfa ne var? Kosinüs alfa var. Kos alfa bölü sin alfa'dan e burası da kot alfa geldi. Bölü 2'ler zaten gitmişti. E kotanjant alfa dediğim şey zaten 1 bölü tan alfa değil miydi? Öyleydi. Ters çevirip çarparsam ne gelir cevap? Tan kare alfa gelir. Bu da bizim cevabımızdır deriz. Devam ediyorum. 24'te. Yukarıda verilen birim çemberde A noktasına E noktasına eksenlere paralel olacak biçimde mavi oklarla belirtilen çizgiler üzerinden hareket edilerek gidiliyor. Mavi yolun uzunluğunun alfa cinsine demiş. Şimdi mavi yolun uzunluğu sorulmuş ya bana hani. Şimdi dikkatli dinlemenin. Şunla şunun toplamı zaten bana neyi verecek? Biri verecek bu cepte. Şurası gençler burası. Şimdi burada alfa dar aç olduğu için bunun uzunluğu bana sinüs alfayı verir. Yani dikey olanların uzunluğu 1 artı sinüs alfa. Şimdi geldim yatay olanlara. Yatay olanlara geldim şimdi. İyi dinle. Burası alfa ise şurası da alfa mıdır? Alfadır. Şunu şöyle indirdim. Şurası bana neyi verir? Kosinüs alfayı verir. E burası alfaydı. Burası da bana neyi verir? Kosinüs alfayı verir. Demek ki yatay olanlar yani şununla şu da toplamı 2 kos alfaymış. Artı 2 kosinüs alfa dersem cevabı bulurum. başka bir şey yapmamı istememiş sanırım. Bunun için cevabı kontrol etmemiz gerekiyor. 1 artı sin alfa artı 2 kosinüs alfa aynen farklı bir şey istememiş. Tertemiz soru sormuş. de cevap aldı bizden. Devam edelim 25. örnekte. Aşağıda o merkezi birim çember gösterilmiş. Burası alfa, burası alfa. Bak buradaki dar açı alfa ama dikkat et yani. PAB olarak verilmiş. Burası da KCD olarak verilmiş. Buna göre demiş ABCD'nin toplamı sin alfa artı kos alfa. Bak şimdi. Burada Dar açı olduğu için burası. Burada sinüs de kosinüs de pozitif. O zaman A dediği şey apsistir. Kos alfadır. B dediği şey ordinattır. Sinüs alfadır. Bunlar cepte A ile B. Kosinüs alfa ile sinüs alfa. Şimdi geldim buraya. Şimdi burası alfa ise. Burası alfa. Dar açı ya. Şimdi ben bunu şöyle çekersem. Bunun karşısı sinüs alfa olacaktır. Yani o zaman şunu şöyle indirdim. indirdim. Şurası ne olacak? Sin alfa olacak. Ama ben burada sin alfanın zaten pozitif olduğunu biliyorum mi? Demek ki burası eksi sin alfa olacak. Şurası. Yani bunun apsisi eksi sin alfa. O halde c eksi sinüs alfaymış. D'ye bakacağız şimdi. D içinde şunu konuşacağız. D buranın ordinatıydı. kosinüs e, alfa diyeceğim ama kosinüs alfa pozitif olduğu için eksi kosinüs alfa demem lazım bunun ordinatına. Yani D de eksi kosinüs alfaymış. A, B, C, D ben bunları toplarsam sıfırı verir. Yani A, B, c, toplamı sin alfa artı kos alfayı vermez. Geçtim 2'ye. A'dan D'yi çıkar diyor. A kosinüs alfaydı. D eksi kosinüs alfaydı. Bundan bunu çıkarsam eksi eksi artı yapar. 2 tane, iki tane kosinüs alfa gelir. E burada da öyle demiş zaten doğru. B'den C'yi çıkar demiş. B sinüs alfaydı. idi e bundan e, neyi? C'yi. Yani eksi sin alfayı çıkar demiş. Eksi, eksi sin alfa. Eksi sin alfa şimdi ne olur? Eksi eksi artı oldu. Burası da ne gelir? İki tane sinüs alfa gelir ki zaten bana da böyle demiş. Yani üçüncü öncülünde doğru. O halde cevap 2 ve 3 olur diyeceğiz sevgili gençler. Evet. Artık bu sayfada da başka soru kalmadı. Bir sonraki konumuza geçeceğiz. Bölgelerde trigonometrik fonksiyonlar ve işaretlerine geçeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu işaret belirlemeyi artık eksenler üzerinden değil de bize belli başlı bilgiler verecek. Onun üzerinden göreceğiz. Bugün sizlerle birlikte nereden nereye kadar geldik? 14'e gelmişiz. Nereden başlamıştık ki acaba? Bir hemen ona bakalım mı sizle beraber? Bakalım. Birim çemberden başladık. Yani 8. 8, 14, 7 sayfa işlemişiz. Güzel. Vallahi güzel. Kaç tane örnek çözmüşüz? Ona da bakalım. E, 25 tane de örnek çözmüşüz. Güzel. Bence gayet istikrarlı, kararlı, güzel. Evet gençler artık sonraki videomuza geçeceğiz dedik. Sonraki videoda bölgelerde trigonometrik fonksiyonlarla ve işaretlerini işleyeceğiz. O videoda görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.